Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Lords of the Fallen severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim bir önceki videomuzda bu bataklık bölgesinin ilk kısmını aradan çıkarmıştık. Şimdi ikinci kısmına gidiyoruz. Evet noktasından direkt devam ediyorum. Çok seviyorum efendim zehiri. Bu From Software oyunları zehri çok seviyor. Neden bilmiyorum. Buradan karşıya geçiyoruz. Şimdi dilerseniz hani buraya bir tane Vestal'i siz açabilirsiniz. Hani biraz daha yakın olması adına. Tamamen size kalmış. Ben ihtiyaç duymayacağım. Burada bir tane yine zehir püskürtü arkadaşımız var. Onu buradan snipe'lıyorum. Süper. Şimdi burada Umbral'a geçiyorum. Bu karşıdaki köprüyü yıktığımızda buraya bir kestirme yol görevi görecek. Burada bir tane damar var görüyorsunuz ki o damarı açmak istiyoruz. Şuradan yukarı çıkıyorum. Duvara yapışık durmaya çalışın. Şimdi solumuzda hemen bir tane şey var. Zehir püskürten bir karakter var. O karakterin püskürttüğü zehirler bize gelsin istemiyoruz. Burada. Saçtık. Zehir püskürten karakter burada. Kendisini şu an öldürmeye çalışmaya zaman birazdan yanına gideceğiz. Damarı açmakla birlikte şöyle kapıyı açıyorsunuz aslında. İçeri girip sağa dönüyorum. Burayı biraz temizlecek olur. Şimdi buraya gelince silahınızı bufflayın. Bile isimli sağ taraftaki 3. item bu kanatları olan düşmanları öldürdüğünüzde düşebilen bir Umbral büyüsü. Düşmek zorunda değil yani ihtimali vesaire falan az ama düşme ihtimali var. Deneyimleyebilirsiniz. Bir başka soket içeriği elde ettik fakat şu an zaten şeyi upgrade edemediğimiz için lambamızı güçlendiremediğimiz için o soketten faydalanamıyoruz. O yüzden hani şu an için bir tane soket item'i aldık gibi düşünebilirsiniz orada. Şimdi burası biraz tehlikeli. Tehlikeli olmasının temel sebebi çok fazla sayıda parazit var. Bir tanesi bu. Bir tanesi sol tarafta. Onu da aldık. Yani o ting sesini anlayabilirsiniz aslında aldığımızı. Biraz geride savaşmaya çalışın. Daha çok işinize gelecektir. Düşmanları, onları kollayan parazitlerle uzaklaştırırsanız parazitlerin efektleri biter. Hani her zaman parazitler düşmanları takip etmezler. Bu arkadaşı öldürünce benim tavsiyem şu. Sol taraftan ilerleyin. Buraya gelin. Şöyle bir tane Vestal Seed çıkartın. En temel sebebi şu. Bu Vestal Seed bizim boss'umuzdan önceki kayıt noktamız olacak. Burada kaldı herhalde. Bir tane şeyimiz burada. Adını siz söyleyin. Zehir atan düşmanımız. İkincisi normalde şunun üzerindeydi. Ta karşıya kadar gitmiş sağ olsun. Manam kalmadı. Bum. Harika. Umbral'ı resetlemek için geliyorum. Şuradan Umbral'dan çıkıyorum. Bir saniye yanlış yere gidiyorum. Şurada bir tane daha parazitimiz var. Onu yok edin. Bu evin içerisinde de bir tane parazit var. Bakıyorum.
Bunlar. Okey. Şimdi tekrardan az önce açtığım o Vested Seed kısmına geri dönüyorum. Şuraya. Burada tekrar Umbral'a giriyorum. Oradan yukarı çıkacağız. Önce zehir püskürten bu arkadaşı öldüreceğiz. Seslerini duyuyorum, kendilerini göremem, bir garip oluyor. Burada silahınızı bufflayın. Burası bir tık değişik olacak. Kolay olmuyor bunu yapması benim için en azından. Çok dar bir alandayız. Bunu hızlıca öldürmek istiyoruz. Şu an hayatımın en kolay öldürüşü oldu herhalde onu. Buradan Putrefaction'ı elde ettik. Yani herhangi bir status efektiniz varsa onları iyileştiriyor. Böyle atıyorum. Yani sadece zehir olmaması lazım. Buradan yukarı çıkıyorum. Şurada Umbral'dan kaçabiliriz. Geldik, bunu aldık ve tekrar aşağı düşüp bölgeye geri geldik. Şimdi ilk iş dümdüz ilerliyorum. Şu arkadaşı öldürdüm. Eğer ki o Vestige Seed'e kullanmadıysanız bu köprüyü yıkabiliyorsunuz ve kestirme yol açılıyor. Buradan devam edeceğiz. Arkadaşı öldürdüm. Burada tekrar Umbral'a giriyoruz. Umbral'a girmek zorunda değilsiniz ama yani elbet gireceksiniz, o yüzden girip ilerlerseniz daha rahat edersiniz. Zehirle artık bir işimiz kalmadı, o yüzden onu çıkarım envanterden. Şuradaki merdiveni ilerleyen bölümlerde aşağı indireceğiz. Hiçbir işe yaramayacak yani, zaten bu bölgeyi tamamlamış olduğumuz için hiçbir işe yaramayacak ama indireceğiz. Şurası yine bir bağlam. O köprüyü yıktığımız yere buradan bağlanabiliyorsunuz. Bunun içerisinde herhangi bir şey yok. Sadece bu üç tane küçük karakter var. Burada değişik, biraz böyle edgy bir set isterseniz kullanabileceğiniz bir set var. Void seti. Angel of the Void. Değişik bir içerik. Şimdi birinci damarımız burada. İkinci damarımız da burada. Bu damarları aslında aktive ettiğinizde buradan çıkma imkanı buluyorsunuz. Yani burada yeni bir bölgeye gitmiyorsunuz da buradan kaçmanız için size bir imkan tanıyor oyun. Biz zaten buradan başlayarak ilerlemiştik, hatırlarsanız. Buradan girdik, sağda açtık, sonra solda ilerledik vesaire. Yıktığımız köprüden faydalanarak karşıya geçiyorum. Bu bölgeyi de aslında tamamıyla aradan çıkarmış olduk. Şimdi burada bu içerikleri tamamladıktan sonrasında bir başka ana boss'a gideceğiz. O bir sonraki videonun içeriği. Ümüzlerse gidiyor olacağız kendisine. Birkaç tane kritik içerikten bahsetmem lazım öncesinde. Buradan Warp the Vestige diyerek Skyrest'e ışınlanıyorum. İlk iş Upgrade Equipment diyerek bu arkadaşı güçlendirmek. Bunu güçlendireceğimiz seviye buraya kadar. Buradan daha ötesine güçlendirmeyin. Neden? Çünkü şu item'a, yani şu bir tane sahip olduğumuz içeriğe aslında kendi silahlarımızı, ana hasar vurduğumuz ve sürekli olarak kullanmaya devam ettiğimiz bu silahları güçlendirmekte ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu silahı güçlendirirken onu kullanın. Yani materyalleri kullanırken önceliğiniz her zaman için elinizdeki silahlar olsun. Onları daha sık kullanıyorsunuz çünkü. Şimdi buradan aşağı indiğimde kurtarmış olduğumuz bir önceki videodaki NPC burada bulunuyor. Şimdi bu NPC'nin bir questline var. Bir önceki videoda ben buna değinmedim. Buna değinmek niyetindeyim. Bu NPC'nin diyalogunu tüketiyorum burada. Kendisi bir paralı asker.
kendisini belli başlı bosslara summonlamamız gerekiyor. Summonlamamız gerekiyor. Yani bu karakterin o boss'ta bulunması lazım. Bir paralı asker olduğu için bir boss'a summonladığımızda boss'ta bu arkadaştan yardım almışsak kendisine bir ödeme yapmamız gerekiyor. Mesela bir sonraki boss kestikten sonrasında gelip kendisine yanlış hatırlamıyorsam 3000 ya da 4000 oranında bir vigor vereceğiz. Boss'a bize yardımcı olduğu için. Gerçek bir paralı asker kafasıyla hareket ediyor. Şimdi burada şunu göstermek lazım. Upgrade edeceğiz şeyimizi tekrardan. Bir upgrade şey elde etmiştik zaten. Upgrade derseniz bu sefer artık iki taneye ihtiyaç duyuyoruz. Yani tek bir tane bulsak dahi gelip upgrade etme imkanımız olmayacak. Artık iki tane ihtiyacımız var. Bir yapısı böyle bir geçişi mevcut. Upgrade karakter diyorum ve Endor'un satımı 20'ye doğru yükseltmeye devam ediyorum. Bir sonraki videoda bu Seedling'den devam edip boss'umuza gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.